Ben malzemelerimizi ölçtüm. Lafı fazla uzatmadan hemen kompostumuzu yapmaya başlayalım. Bunları karıştıracağız arkadaşlar. Ara ara ben karıştırarak döküyorum. Çünkü hani kovanın içinde biraz karıştırması da zor olur. 1,5 gram kadar kireç kullanıyoruz. 5 gram da alçı. Son aşamada bunları tekrar havalandırırken tekrar karıştıracağız zaten arkadaşlar. Sıcak suyu döktükten sonra karıştırması biraz zor oluyor. Bir de ısıyı kaybetmemesi lazım. Bu nedenle şimdi karıştıra karıştıra dökeceğiz hepsini. Şimdi buna bir tüp koyacağım arkadaşlar. Malzemeler yukarı çıkmasın diye. Sonra metal plakamı. Taşla koydum. Şimdi üzerine alabildiği kadar sıcak su, kaynamış su dökeceğim. Mühim olan bütün malzemenin suyun altında kalması. Suyu ona göre dökeceğiz. Yeterince su da artık daha fazla suyu emmiyor. Bunu kapatacağım. Sterilizasyonumuzu bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Buna sıcak pasteurizasyon diyoruz. Hemen bir ilk havasını alıyorum. Aldım. Bunu bir battaniyeye saracağım. En az 2 saat hiçbir şekilde emmeden sıcak bir ortamda bunu bekleteceğim. Arkadaşlar kullandığımız malzemeleri şu ekrana yazacağım ben. 300 gram kıyılmış zaman, 75 gram kepek, 1,5 gram kireç ve 5 gram alçı kullandık. Ekranda bunların dökümü var. İster not alın, isterseniz videoyu durdurup tekrar bir göz atın. Abone olursanız zaten her zaman bu videoya çok rahat ulaşabileceksiniz. Bunu ben 6 saate yakın bekleteceğim. 6 saat sonra süzeceğim. 1 saat kadar. Süzdükten sonra da en az 1 saatte havalandıracağım. Sonra poşetlerimize tohumla beraber ekimini yapacağım. 6 saat kadar geçti. Ben kovanın ağzını açtım, ters çevirdim. Şu şekilde 1 saat kadar süzülmesini bekleyeceğim. Ben bunu havalar bir yere bırakacağım. Orada 1 saat havalandıracağım bunu. Daha sonra kompost ısısı da düşünce, şu an hala sıcak çünkü, tohumlarla beraber poşetlere ekimini gerçekleştireceğim. Bir sıra tohum, bir sıra saman olmak üzere poşetleri doldurmaya başlıyorum. Poşetlerimizi ısıl işlem uygulayarak yapıştırdık. Şimdi bunlara bir toplu iğne yardımıyla etrafına delikler açalım. İğneyi önce yakıyorum. Ateş biliyorsunuz her şeyi yakıyor. Yavaş yavaş bastırarak hemen hemen her yerine delikler açalım.
Teyitlerimizi açtık. Bugünün tarihini de şuraya yazayım. İnşallah kontaminasyonsuz bir sarım elde ederiz. Kompostörü hazırladıktan sonra ben bunların ağırlıklarını ölçmüştüm. Bu poşetimiz 807 gramdı. 6 günde bakalım ne kadar buharlaşma yaşamışız. 794 13 gram bunda buharlaşma yaşanmış. Diğer poşetimizde 802 gram. Şuraya ben okunuyor bununkisi. Bu da 789'a düşmüş. 13 gram da bu hafiflemiş. Sarıma baktığımız zaman her yerde sarımın olduğunu görüyoruz. Herhangi bir küf veyahut da rahatsız edici bir görüntü yok. Ancak kompostlarımızda biraz fazla su buharı birikmesi oldu. Alkolü bir yere sıkmak yeterli değil. İlla ki silinmesi lazım. Çünkü sıktığınız yüzeyde alkol buharlaşır gider. Bu da o bölgede yine küf sporu varsa öyle kalır. Alkolü tatbik ettikten sonra silerseniz alkolün proteinlere tutma özelliği olduğundan dolayı silmek suretiyle oradaki yabancı maddeleri def edebiliyorsunuz. Alkol temizliği bu şekilde yapılmalı her zaman. Bugün 25. gün. Normalde 21. günde benim bunları alıp işte pencere açmam lazımdı ama fırsat bulamadım, ancak bugüne denk geldi. Hatta ben bir gün önce bunları buzdolabına koydum. 24 saat kadar buzdolabında beklettim. Zaten kompostun bazı yerlerinde ufak tefek pinler oluşmaya başladı. Yani görülüyor mu? Şöyle. Bu ufak tefek beyaz kabartılı yerler hep pin arkadaşlar. Biz bunlara birer pencere açacağız şimdi. Pencerelerin olduğu yerden pinlerin gelmesini bekleyeceğiz. Pencerelerimizi açtık. Şimdi ben bunları %85-90 arası nemli bir ortama koyacağım. Tartalım bir de arkadaşlar bunları. Bakalım buharlaşmayla son durumları ne? ...771... 31 gram buharlaşma yaşamışız bunda. Bu diğeri 807 gramdı. Bunda da 29 gram buharlaşma olmuş. Bugün 27. gün. Bunların yanlarına pencere açmıştık ama gördüğünüz gibi şöyle içeride çok yoğun pinler çıktı. İçeride ve bu yan kısımda. Bunları da ben açayım diyorum. Buradakiler hatta başları bile belli oldu, siyah siyah. Ve şu yanlar da bayağı yoğun. Bunlara birer pencere açacağım. Mantarlarımız yeterince büyüdü. Sapta da artık kalınlaşıyor. Yarın gün spor salmaya da başlıyorlar. O yüzden bunu kopartacağım. Tartacağız, bakacağız. Büyüklüğü de yeterince. Diğer kompostumuz o da gelişiyor. Bunu da bir iki gün sonra kopartalım. ...221.6 gram. İki gün sonra da bunları kopartırız. Tekrar dahil ederiz. Bakalım birinci flaşta verimliliğimiz ne kadar olmuş? Buğday kepeği kullanmanın farkını görecek miyiz? Evet arkadaşlar, bu ikinci poşetimiz de oldu artık. Mantarlar bakın kıvrılmaya başladılar. Thank you.
215.7 gram. Diğer poşetimiz de 221.60 gramlı. Toplamda 437.30 gram mantar yetiştirmiş olduk. 437.30 gramı 455'e böldüğümüzde de %96'lık bir verim elde etmiş oluyorum. Diğer daha önceki yaptığımız sadece samana göre %10'luk verim artışı sağlanmış. Bundan sonra saman, kepek ve talaşla ilgili bir çalışma yapacağız. Bakalım onda verim nasıl olacak? Merak ettiğiniz sorular varsa arkadaşlar yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Videomuz da hoşunuza gittiyse mümkünse beğen tuşuna basınız. Bu gibi içeriklerin devamını da görmek istiyorsanız abone olursanız yayınladığımız her video bildirimi otomatik olarak gelecektir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun.